Merhaba, bugün lahmacuncu Alyosa'ya geldik. Daha önceden döneri çok tercih ediyorum. Çok fazla lezzetli ve iyi yapıyor gerçekten. Şu anda lahmacununu deneyeceğim. Daha önce gittiğim X firmalı lahmacun şirketlerinde 8-9 adet yiyorum. Yani yamuk tutuyor lan kamerayı. Bir lahmacun yemesi yapacağım kendimce ve kaç tane yiyebileceğimi merak ediyorum. Şu anda yemek yerken biraz tansiyonum düşük olabilir. Biraz soluk gözükebilirim. Yemek yerken hani çok enerjik gözükemiyorum ama herhalde canımız falan çeker. Affola. Hadi. Aldım ya. Evet, o tam geldi. Doğru söylüyor. Gel sana bu. Birlikte yiyelim. Konuşmayacağım. Konuşuyorum. Videoda değil misin? Şu anda 5 lahmacun olarak gözüküyor. Bundan sonra bir 5-6 sene daha gideriz aynı şekilde. Bu şekilde ilerleriz. Yani rekor denemesi yapıyoruz. Bakalım kaç tane yiyeceğiz diye bakalım. Önden ayran içilmesi gerekiyor. Çünkü lahmacun acılı olduğu için mideyi koruması amaçlı. Akşam vardı. Açamadım lan. Ellerimi yıkamayı unuttum. Neyse. Kendi elim zaten. Oğlum ben yemek yedim geldim lan. Bir tane eksik değil, nişantan varmış. Burada iki tane varmış. Sen oraya gelince. Normalde diyet yapıyorum. Çikolata diyeti. Normal yemek yiyince tatlı yiyorsun. Ufak bir çikolata falan daha az yemek yiyorsun. Bu şekilde midemi küçülttüm. Çok fazla koymuşlar lan, yiyemiyorum.
Doydum lan. Yakın çekim yapsana. Şurası et. Şu kırmızı gözükenler et. Altındaki ekmek oluyor. Hı. Onun dışında maydanoz var. Sen normalde kaç tane yiyorsun? 3. En fazla. Burada mı bitiyorsun yoksa genel her yerde mi? He? Her yerde mi içiyorsun yoksa sadece burada mı? Lahmacun zaten pek yemiyorum. Yani yediğim zaman da böyle 3 tane yiyip bırakıyorum. Fazlası çok bir şey yok. Ne yiyip her yerinde? Lahmacun yiyebileceğin kız var. Ne? Hep ayağımda lahmacun yiyebileceğim kız var. Birlikte yiyebileceğim. Bir kız da yedim şu ana kadar. Meryem de yedim. O da tanesini 10 lira mı ne verdim lan? Orada zaten mecbur bir tane yiyoruz. Çok pahalı. Normal başka bir yerde bu kadar fazla koymazlar. Hani bu kamerasını yer abi bu kadar kadar. Daha önceden yedim çünkü. Baya baya iyi yani. Buraya gelirseniz fark edersiniz. Zaten şu an video başlangıç konuşmasını çekmedim. Yedikten sonra çekeceğim. Orada fark edersiniz. Yani harbi iyi koyuyorlar. Burayı tercih etmeseydim zaten şey. Burada sirkülasyon var, ucuzluktan değil. Sirkülasyon olduğu için çok taze veriyorlar. Döneri olsun, lahmacun olsun, sucuğu olsun çok taze gelir gerçekten. O yüzden de burayı tanıtmak istedim. Üçüncü yiyemeyeceğim galiba. Normalde bak o şey var ya, yeşil tabelalı bir tane yer var. İsmini verme şimdi, sıkıntı olmasın. Hani bir şey, böyle bir tane duruyor böyle. Kafasında bir tane beyaz şey var. Biliyor musun? Şey ya, beyaz yeşil, hatta sadece kadınları çalışıyor. Lahmacuncu. Biliyorsun. Vallahi biliyorsun, yalan söylüyorsun. Aa. Oğlum böyle, eli böyle duruyor tabelada. Üstünde heyli bir şey başlıyor. He. Hatırladın mı? İkinci harfi ne? Yerli mi yabancı mı? İsim olarak hatırlamıyorum da şu yukarıdaki mi? Kamerayı yamuk tutuyor lan. Yukarıdaki. Oğlum şey bak böyle duruyor tabelada. Bu görsel. Gerçekten kadın. Kadın tamam, yani. Boş ver ya. Neyse. İşte orada normalde ben 6-7 tane yiyorum. Ben burada fark ettim gerçekten içeriğini fazla koyuyorlar. O yüzden doyuyorsun. Tüm olur. Ben normalde 10 tane falan yerim diye. Ama çok zor. Ağzım yoruldu. Çenemeden mi yoksa? Buradan midye jambıta gidecektim. Orada nasıl midye yiyeceğim lan? Daha yiyemiyorum. Keşke yemeseydim. Diyetteydim ya. Ama bayağı güzel. Ben daha devam edemeyeceğim. Sen devam et. İçinde maydanoz var mı? Yok. Yakınlaştırsan. Benim böyle. Normalde başka bir yer 7-8 tane daha da fazla yedim. Tamam. Ben tahmini 10-15 tane falan yerdim ama... Çok zor. Şunu takamıyorum. Bak kamerayı yaklaştır. Girmiyor şu an. Bana girmiyor bu. Hadi başlayalım.
Video kapanış konuşması yapıyorum şu an. Önümden çeksene ya. Çok güzel lan ama hızlı gitmen gerekiyor. Niye? Ben sana doğru yürüyeceğim ya. Yavaş yürü o zaman, Allah Allah. Nasıl ya? Hayır, ben hızlı yürümek istiyorum. Çapraz çapraz yürü istiyorsan. Evet. Şu an lahmacunları yedik. Gerçekten beğendim. Yani çok çok güzeldi. Buradan rüzgar esiyor. İstersen ben geri geri gitmeyken. Yok yok, devam et. Ama rüzgar esiyor. Tamam gel. Rüzgar esmesin. Sesli sıkıntı olmasın. Yaka mikrofonu vaydalı kullanıyoruz. Buradan ne esiyor? Rüzgar ses sana geliyor mu? İzleyenlere o zaman ses geliyorsa yorum yaz. Seni suçlamak için. Seni. Yedik yani, güzeldi. Harbi güzeldi yani. Yiyebileceğim en iyi lahmacun türlerinden. Aynı şekilde hani insanlara da şey vardı. Ucuz diye zehirleniriz veya ucuz diye sakatat kılınıyor falan diye. Adamla konuştum ben daha önceden de. Çünkü bayağı belki 5-6 senedir adamdan yiyorum yani. Adamınkinden yiyorum, lahmacununkinden. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı falan olmadı. Aa, kovalı çok güzeldi ya. Herhangi bir şey falan olmadı. Gerçekten hani şu an yiyeli bir yarım saat falan oluyor. Adamları konuşun çünkü. Zehirlenme falan olmadı. Şu an hala gördüğünüz gibi. Gözüm görüyor. Yemekliyor. Hani sakatat falan kullandığını düşünmüyorum. Gayet lezzetli bir et kullandığını düşünüyorum. Bu da şey, boynumdaki çıkıyor muyum? Ben çok para döndüm. Gayet lezzetli de herhangi bir sıkıntı falan yok yani. Gelmek isterseniz zaten burası Kadıköy'de. Vay, etraf çekmiyorsun. Bu şey var ya, biliyorsunuzdur burayı. Hangi banka lan bu? Selamünaleyküm. Var mı banka? İş Bankası'nın arkasında bulunuyor. Halk Bankası'nın önünde. Bu küçük ve yakın çarşısı var. Onun yanında. Oğlum adamın ne tarzını bilmiyorum ki. Burası Rıhtım mı oluyor? Rıhtım'ın yanında. Oğlum adresini bilmiyorum. Ha, boğaya giden yok. Çekindin misin? Şu anda karanlık yok. Tamam, çekiniyor musun? Tamam gel gidelim. O giderek açılıyor. Boğaya giden yolun sağsında kalıyor, Halk Bank'ın önünde. Bak ben buldum. Hem de kendim buldum. Konuma da bakmadım. Vallahi bakmadım. Bayağıdır burada şey yapıyordum da, dolaşıyordum da. Rıhtım'a giden yolun sağında kalıyor, alıyorsa zaten. Ama ucuzluğun ayına falan herhangi bir şekilde bir tüküye falan kapılmayın. Ya da sakatat kullanıyor, kötü et kullanıyor veya ucuz diye şeye falan girmeyin hani. Ne deniyor lan ona? Ucuz diye işte kalitesiz diye düşünmeyin. Gerçekten kaliteli. Sirkülasyondan dolayı ucuza satıyor bu türlü adam. Gel. Nasıl ziraat var mı? Yani her şeyi lahmacun yemek istiyorsanız İstanbul'daysınız ve Kadıköy bölgesindeysiniz zaten lahmacuncu Ali Usta'ya gidebilirsiniz. Gerçekten iyiydi yani, ben bu kadar hiçbir şey övmem. Gerçekten lezzet aldım şeyi biliyorum. Gerçekten iyiydi yani. 3 tane lahmacunla doydum. 3 tane. 3. Nasıl yapıyoruz bana? 3 tane lahmacunla doydum. Ve gerçekten çok güzeldi. Orada küfre ben şey bakmak sesi falan koymayı düşünüyorum. Ha burada da ikinci şubeleri var. Burası neresiydi? Ziraat Bankası'nın önünde. Buradaki de yani aynı anda yapılır. Burası da bilginiz olsun, ikinci şubesi. Normalde ben yakın olursa buraya, oradan oraya gidiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna ve bu video hakkında yorum yapmayı istiyorsanız normalde comment alt tarafta yorum bölüm var, o tarafa yorum yazabilirsiniz. Yorumlar okumak için zaten YouTube kendi güncelleri direkt alt taraftan görebiliyoruz. Ya burnumu çekmeyin, ne kadar çok yakınsın. Oğlum ne yapayım, insanlar İnşallah sadece yol boyunca böyle gözükmemişim. paylaşım yapmayı da, ya paylaşım yaparsanız elbette destek oluyor. Bu beğeni, yorum, paylaşım bana olan destektir yani. Destek verirseniz elbette teşekkür ederim. Bu arada pendeye kadar güldük. Onun dışında desteklemek isterseniz yine kartlara falan tuşlama yapabilirsiniz. Beğeniyorum, paylaşım. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.